mahallenin içinde yaşıyordu. Her gün okula yürüyerek gidip geliyordu. O kıza kimse nasıl dokunmadı, ne olmadı? Ben anlam veremiyordum. Çocuk kafamla kıza çok saygı duyuyordum ama çok sataşıyordum yani. Emine eve nasıl gidiyorsun falan diye soruyordum. Sana bir salak diyordu böyle sıçıyordu ağzıma benim. Herhalde devlet gibi kız diye yemin ediyorum ya. Ya siksem ben o yolda 10 dakika yürüyemem yani. Kız yürüyerek okula gidip geliyordu yani. Gizli İmkansız. katanı falan taşıyordu. Tek başına ya, solo kız başına. Hiç hani babası falan bırakıyor desem neyse. Oh Yürüye yürüye gidiyordu ya. abi. Fransa'da Tamam. 0.34 ayda. Sataşana böyle bir anda bir vuruyordur. Kafası kopuyordur. Herhalde Devam et. sataşana şey yapıyordu. Sana bir salak diyordu. Bitiyordu orada yani. Ağzıma sıçıyordu benim ya. Vallahi Emine. Çok sataşıyordum ya. Bir gün silgi attım gözünün burasına geldi. Direkt abi bak silgi attım gözünün burasına geldi. Kız direkt şöyle dedi abi bak önündeki kitap defteri vardı. Defteri kitabı muntazam üst üste koydu tık tık tık. Masaya vurdu. Yeter artık dedi. Kalktı çıktı odadan. Dersin ortasındayız. Ben bir kızardım abi. Sana bir şey diyeyim. Kızılderili o sırada. Oturan boğa. Böyle duruyorum abi. Şöyle duruyorum. Kıpkırmızı. Şiştim falan böyle. Edebiyat hocamızdı sanırım. Ya da matematik hocamız. Bayan bir hoca hatırlıyorum. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Bayan bir hocamız vardı. Ahmet ne yaptın? Ananı sikeyim. Başından böyle terler, damlalar böyle şıp şıp. Böyle bak. Böyle böyle akıyor. Ananı sikeyim dedim. Kör mü ettim? Ne yaptım kızı? Ne yapıyorsun kafama? Böyle. Kıpkırmızıyım. Bütün sınıf bana bakıyor. Teğen bana bakıyor. Hoca bana bakıyor. Dedim ananı sikeyim. Artık herhalde okuldan bitti, atıldım. Bu. That's it. İstifa mektubumu yazıyorum. Yara yedim. Abi ondan sonra... Çare şarkı değiştireyim. Ferit'in listesini açacağım. Ondan sonra abi kız direkt müdüre gitmiş. Müdür odasına çağırdı beni. Kız müdüre söylemiş. Ondan sonra babasını almaya gitmiş. Şimdi benim kafamdan bin bir türlü şey geçiyor. Tamam bunlar dini bütün Oh falan bir aile. ya. Eyvallah. Stajyer avukatken Zeytinköy'e hacze gittim. Ölümden döndüm. İki ekip arabasıyla evden çıkarıldım. Babası Sonra da bıçaklayacak değil mi? beni oraya Kesin. gönderdiği için patrona sövüp True istifa story. ettim. Bak bu true story. Konuşuyormuşuz bir ara kappa. True story bu ya. Hakikaten sen Zeytinköy'e hacize gidip adamın amısını yüzüsünü sikerler. Adamın haciz olarak verebilecek tek şey canı zaten. Siki verirler orada. Neyse. Abi direkt babasını almaya gitmiş. Müdür bana diyor ki. Diyorum ki müdür. Okunayım. Emine nerede? Şöyle özür dileyeceğim. Ayaklarına kapanacağım. Hakikaten çok pişmanım. Suratına ne oldu bilmiyorum. İnsan silgiden kör olur mu amına koyayım? Göze bile gelse seker gider yani en fazla. Müdür bokunu yiyeyim ya. Allah belamı versin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ne bileyim. Emine'nin bir senelik öğlen yemeğini ben karşı... Ne olur. Çok pişmanım. Böyle titriyorum müdürün karşısında. Lütfen falan. Amaç şey değil ya hani okuldan atılacağım, müdür kızacak falan. Hakikaten kıza karşı mahcup oldum. O kadar bokunu çıkarmak istememiştim çünkü. Ben bir de böyle hani okulda olur ya. Her sınıfta böyle bir MacGyver olur ya abi. Ne bileyim böyle kalemi bozar, shotgun yapar falan. O bendim abi sınıfta. Kalemi bozulan bana gelirdi direkt. 05 uçlu Rotringler çok sıkıntı yapardı. Çözümü bendeydi baba. Hep babaya gelirlerdi. Hala yapıyor. Hep babaya gelirlerdi. Böyle bütün kız, hani erkekler bazen kendi halleder, kızlar hiç halledemezdi. Böyle şey teknik servis gibi devamlı sıra var önümde. Rotring'i bırakan gidiyor amına koyayım. Ahmet'im şunu halleder misin? Aa ver ya hoşuma da giderdi ama. O MacGyver bendim abi. O silgi diye hatırlıyorum ama ne bileyim sapanla mı attım ne yaptım böyle bir şeyin yayını çıkarıp Uganda mermisi mi yaptım bilmiyorum. Ama yani leş gibi mahcubum yani utanıyorum yani o sırada. El skill'in gelişiyor ama. Tabii canım. Her şeyi yaparım yani her türlü. Skill konusunda. Vıcır vıcır. Neyse. Ondan sonra hoca dedi ki Emine okulda değil. Çağıramam özür dileyemez. Babasını almaya gitti. Ananı sikeyim dedim müdür. Kafamdan geçen şeyler Son şu. pişmanlık. Kafamdan geçen şeyler şu şimdi. Diyorum ki
Bu kız tamam, dini bütün bir aile falan. Anlıyorsun çünkü bizim okul baya böyle şey bir okuldu. Nasıl desem? Antalya'nın en yüksek puanlı okulu zaten. Hala öyle mi bilmiyorum. Behiç doğrular öyleyse. Öyle. Antalya'nın en yüksek puanlı okuluydu o zamanlar. Hala öyleymiş. O yüzden böyle bu dediğim yanlış anlamayın. Genelde mali durumu iyi olan insanların çocukları gelirdi. Çünkü Antalya gibi nüfus yüksek bir yerde belirli bir dereceye girmek için işte özel dersler, dershaneler, özel okullar falan genelde bu çocuklar gelirdi. Hatta bir belirli böyle %30'luk bir kesim normal kesimden gelirdi. Hatta çok fakir insanların çocukları da olurdu ama geneli şeydi yani böyle. Parası olan insanlar falan olduğu için böyle ne bileyim bizim okulda şey yarışı da olurdu. Şimdi, üniforma giyerdik ama üstüne giydiğin hırka mesela anladın mı? Polo. Ha, bununkisi polodan, şununkisi bilmem ne. Herkes bir yarış içinde. Kızların etekleri hep böyle bir santim yukarı gidiyor. Emine'nin eteği aşağı doğru gidiyor. Bileklerde falan böyle. Tamam mı? Emine de transfer öğrencilerdendi. Başka bir yerden gelmişti. Abi Emine babasını almaya gitti deyince benim aklımdan geçen şeyler şu şimdi. Bu kız yalnız başına geliyor okula. Yolda belde başına hiçbir şey gelmiyor. Bizim okulun olduğu yerdeki gibi bir yerde. Herhalde bunun babası çok taşaklı bir adam. Benim aklımdan bu geçiyor. Benim aklımdan bu geçiyor. Diyorum ki bunun babası herhalde öyle taşaklı ki mahallede biliyorlar. Atıyorum Emine'nin babasının adı Abuzer olsun. Mesela Emine yoldan geçiyor. Çocuk diyor ki ya şuna bir gideyim be 3-5 lira kapayım şundan tırrıklık yapayım falan. Hemen uyarırlar yapma Abuzer'in kızı o. Ananı avladığını siker yapma. Yapma. Bak hayatına değer veriyorsan yapma. Emine'ye dokunursan evini yakarlar. Abuzer'in kızı. Ve kafadan böyle bir şey geçiyor tamam mı? Adam gelecek. Benim kızıma silgi mi attın? Ha, ver bakayım oradan Haydar'ı. Götüme sokacak Haydar. Ben bunu bekliyorum. Bizim baba yok. Bizim baba Alanya'da. Hani çağırsam da benim babam doktor. En fazla şey der. Beyefendi hani çözebiliriz çocuk bunlar falan der. Hani anlamaz o dilden. Benim babadan beklentim yok yani. Hani kavga çıksa babam ya polisi arayın ne oluyor? Öldü çocuk. Oğlumu öldürdüler falan der. Öyle bir beklentim var tamam. Kafada bunları kuruyorum ben devamlı. Ondan sonra müdür dedi ki disipline sevk edileceksin büyük ihtimalle dedi. Git dedi sınıfına. Bugün normal takıl dedi. Tamam dedim sınıfa gittim ama ne ders dinleyebiliyorum ne başka bir şey. Kafayı gömdüm düşünüyorum. Gelecek Emre'nin babası. Tuvalete kapatıp sikecek beni falan. Böyle bekliyorum yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir korkular bilmem ne. Diyorum annemi mi arasam? Çünkü annem o konuda babamdan yırtıktır yani mesela. Hani bir gerginlik olsun annem direkt böyle çift katana çekip dalar yani anladın mı o konu? Hiç geri kalmaz yani ha böyle erkek kavgası falan hiç fark etmez. Taşı aldı mı kafayı yarar yani. Anladın mı? Böyle benim annem yörüktür. Böyle çekti mi taramalı füzeleri bitirir yani böyle. Hayırdır amına koyayım siz kimin oğluna artistik yapıyorsunuz lan falan diye bir girdi mi? Biter yani o iş. Şimdi onu düşünüyorum acaba annemi çağırsam hani çivi çiviyi söker falan. Altıma sıçıyorum, içime doğru sıçıyorum böyle. Okulda sözü geçen böyle reisler var, arkadaşı var. Şimdi, o zaman da okulun sevdiği bir insanım sonuçta. Hani karakterim, tipim falan hep böyleydi benim. Herkes severdi beni. Şey düşünüyorum böyle. Ulan şimdi gençlik kolları var şurada MHP'nin. Ona mı gideceğim falan. Hani kafadan geçiyor yoksa şunlara mı gideceğim. Bizim de böyle hani reis kafaları vardı. 3-5 grup vardı. Bir grup böyle ağır böyle MHP vururuz kırarız. Öbür grupta böyle altlarında BMW. MHP BMW. Böyle. Öbür grupta zengin hani. Onlar hakiki mafya çocuğu yani. Çocuk kavga etmeyi bilmiyor ama yani babasını arasa bir kamyon amereyi getirir yağarlar kapının önüne. Onlar da öyle tamam mı? Diyorum ulan gideyim Yiğit'le konuşayım da babasını arasın falan bir şeyler yollasın falan. Kafadan bunlar geçiyor benim. Altıma sıçıyorum. Ocak. Gençlik kolları dedim pardon. Ülke ocakları pardon özür diliyorum. Öbürü de zengin ocakları. Kafadan bunlar geçiyor benim tamam mı? Ondan sonra abi ansızın Adam artık gelsin. Abi ne olur ansızın ya. abi kapı açıldı. Dersin ortasındayız. Emine geldi.
Aaron sıraya oturdu yerine. Oturdu. Defterini açtı. Hiçbir şey olmamış gibi not tutmaya başladı. Robot. Şimdi ben şey diye düşünüyorum. Ama öyle bir memnun ki halinden. Hani şey diye düşünüyorum. Bu arada bu olanlarda falan ablamın haberi yok. Ablam başka sınıfta. Yani fazla böyle okulda şey olmuyoruz hani. Arkadaş ortamlarımız çok böyle birbirine iç içe girik değil yani. Okul dışı neyse takılıyoruz beraber falan ama okulda herkes kendi sınıfında, kendi ortamında falan. Amına koyayım. Kız o kadar şey kendinden tatmin bir şekilde hayatına devam ediyor ki ben şey dedim herhalde babasına söyledi. Babası değil aynı zamanda Karagümrük Kamyon Derneği de geliyor. Hani beni hakikaten burada yatırıp herkesin önünde sikecekler ya. Bitti bu iş falan. Ulan bir ders geçti yok. İki ders geçti yok. Akşam zili çaldı. Dershanelere gideceğiz. Servise gidiyorum. Ben de hala bir göt korkusu. Servise giderken yolda önümü kesecekler. Yok. Servise bindik gidiyoruz. Servisin önünü kesip sikecekler. Yok. Ertesi gün oldu okula geldim. Okulun kapısında sikecekler. Yok. Derse girdiğimde sikecekler. Yok. Oturdum bekliyorum. Kapıyı açıp şimdi kafama şatkanla sıkacaklar. Yok. Ya hiçbir şey olmuyor. 2 gün, 3 gün böyle ben geril 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 dershaneye gidiyorum. Köşeleri kontrol ediyorum amına koyayım. Counter oynar gibi dershaneye giderken. Ulan şimdi şu köşeden biri çıkıp. Devamlı böyle gergin. Tamam mı? Ondan sonra abi gücümü topladım. Gittim Emine'ye dedim ki Emine dedim ben Nerede lan baban? ya sikeceğim öldüreceksiniz dedim ki Emine dedim ya ben gözün iyi mi dedim. Bir şeyim yok benim dedi. Dedim vallahi çok özür dilerim ya hani o kadar hayvanlık yapma. Tabii git başımdan dedi. Ben orada anladım. Ben orada anladım. Herhalde babası reasonable bir adam. Şimdi babasının imajı gözümde tamamen değişti. Önce böyle cabbar bir abi. Ondan sonra böyle ney çalan, önünde kuran. Böyle gidiyor babasına Emine. Kızgın kızgın. Onun hiç bilgisayar kapanıyor. Emine gidiyor kızgın kızgın babasına atıyor. Baba böyle böyle bir çocuk var onun anasını sik falan diye anlatıyor. Adam şey diyor. Otur kızım otur. Otur bir çay iç. Otur bir çay iç. Neye üflüyor iki? Ebru yapıyor falan. Evladım yapma böyle. Hani dünya. Genç çocuk olur öyle şeyler. Falan. Adamın direkt değişti. Kafaya da hacı takkesini taktım ben. Emine'nin babası bu benim için. Rahat bir oh çektim. Bir daha da kızla sataşmadım. Mutluyum. The end. Adamı gördün mü Hiç hiç? görmedim. Hiç. Hiç görmedim. Yani neye benzediği konusunda hiçbir fikrim yok. Adam hemen baba çıktı. Abuzer Vicdan dedik Ömer kaçtı. baba çıktı ya. Ne yüklüyor? Ebru yapıyor. X never know fear. Giste geleceğim mi? Geleceğim abi geleceğim. Amerika'da 17.40